Evet. Çok eksiltti herkes. Bir Gün Gazetesi bir derleme yapmış. Hı. Bence keşke Sayın Erdoğan bugünkü Bir Gün Gazetesi'ni alsa, 9. sayfayı şey yapsa. Ben arkadaşlara da göndermiştim. Sen anlatmayı başla. Gönderdin mi? Göndermiştim. Tamam, o zaman şey hazırlıyorlardır. Evet. 3 temel zorunlu ürünün, 4 kişilik aile için hangisi abartı? Ulaşım harcamaları, konut harcamaları, gıda harcamalarını ele almışlar. Evet. Konut harcaması, ev kirası 2500 lira olarak hesaplanmış. Bence makul İstanbul şartları için son derece. Hatta iyi bir kira. 2500 var mı? 2500'de kaldı işte mı? Minimalden hesaplıyor. Düşünün yani. Elektrik faturası 230 kW. 289 lira elektrik faturası geliyor. 15 metreküp su harcıyor. 125 lira. Doğalgaz faturası geliyor. 73 metreküpten hesaplamış. 275 lira. Telefon ve internete de 300 lira para veriyorsunuz. Evin sadece barınma, yani kira ve faturaları 3500 liralık bir harcama kalemi oluyor. 3500 lira cebe koyduk. Gıda için yeni bir hesap yapmış. Demiş ki, ilkokul öğrencisinin öğle yemeği. Bir tane meyve suyu, iki poğaça, toplam 11,5 lira. Buradan aylık 230 lira masraf çıkarmış. Bir tane de ortaokul öğrencisi var bu ailede. Bir ayran, bir tost, bu kadar yiyecek. Başka bir şey yemeyecek. Aylık 280 lira okulda veriyor buna. Dönüyorsunuz. Mutfak. Mutfak masrafları. Bir de aile eve gelecek, bir yemek Tabii. yiyecekler. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gereken günlük harcama Türk İş'in hesabından almış. Hı hı. Kalori hesabından. Yani kalori, bu kadar kalori günlük düşüp bayılmamak için gereken 164 TL 4 kişilik ailenin masrafı. Bir de dönüyorsunuz, ulaşım masrafı var. Çünkü işe gidip gelirken hı. para veriyorsunuz. Hem öğrenci servisine para veriyorsunuz, hem İşçi gidiyorsa ulaşım YTT. Yani böyle lüks bir taksi maksi yok. Sadece şeyde, belediye toplu otobüsü ve okul servisi. O Nisan 2022 itibariyle 5900 liraya kadar çıkıyor ulaşım masrafı. 1000 lira öğrenci servisi, 2 öğrencisi olsa bu ailenin. Yani günü bak, hepsi makul hesaplar. En alt düzeyde. En alt düzeyde. En alt düzeyde. O ulaşıma da %49 zam koy. 40 mı? %40 zam yapalım. Zamla beraber hesaplanmış. Ha, zamla beraber. Sadece ulaşım, gıda ve konut harcamalarının toplamı bu ailede, 4 kişilik aile için 10.849 lira. 10.849 bu ve artı diğer varsayımlar. Bu ailenin hiç borcu olmayacak. Kredi kartı, ama kredisi. Böyle burada en alt bir lüks bir şeyi dışarı çıkmayacak, hiçbir şey yapmayacak. Ot gibi yaşayacak. Sinema yok, sinema yok, tiyatro yok, kitap bir kitap alayım. Yok, gazete yok, bir gazete dergi alayım. Yok, şu yok. Üstümü başımı yenileyim. Bunlar yok ya, yani. Bak bunlar yok. Şimdi bu çocuklar, birisi ilkokul, birisi bir model aile çıkarmışlar. Bu çocuklar ne yapacaklar gençliklerinde? Ya bu 4 sene sonra, 5 sene sonra Avrupa'yı gezecekler Erdoğan'a göre. Böyle bir hikaye. Evet, bir de Cumhurbaşkanı diyor ki enflasyondan ezdirmeyeceğiz diyor, değil mi? Evet. Ezilmiş ki. Ezildik kalmamış. Yahu, daha şey ne olacak? Olmuş, kıyma olmuş millet. Siz söylediniz. Derlemeyi de analım Havva Gümüşkaya yapmış. Çok iyi. Ellerine ekonomi sağlık. Ediyoruz, evet, sağ olsun. Çok iyi çalışmışlar. Evet, İstanbul'da bir kez daha ulaşıma zam geldi. Bir kez daha dedim de işte aslında yanlış söyledim. Uzun süredir konuşuluyor ya, toplantılar yapılıyor UKOME'de, bir kez daha toplandı, hep reddediliyordu. %50 istemişti daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi. %40 zam yapıldı dünkü olan süre toplantıda. Artık tam elektronik bilet 7 lira 67 kuruş, aylık akbil 602 lira. 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak sevgili izleyiciler. Sarı takside açılış 9.80 lira. Kısa mesafe gidiyorsanız 28 lira ödeyeceksiniz. 20 liraydı 28'e çıktı. Yani o 30 demektir. Evet. Minibüslerde indi bindi ücreti 3.75'den 5.25'e yükseldi. Tam elektronik bilette 5.48'den 7.67'ye çıktı. Haberi şimdilik görmeyelim arkadaşlar. Zamanımız biraz az. Daha sonra veririz. Evet, ben zaten neye ne kadar yapıldı onu söyledim. Bir de çok olmuş zam ama demişken. Ya. Değil mi ya? Çok. Yani çok, 30 çok. Kısa mesafe 30 lira yani çok. İnanılmaz yani, bir para maalesef. Yani. Demek ki uzun bir yere gitsen 150 lira falan tabii. gidecek yani. Taksiciler kızar sana abi. 30 liranın nesi çok diyor onlar. 30 bana çok geliyor. Ne yapayım ya? Yumurtaya da zam sevgili izleyiciler gündemde. 30'lu büyük boy yumurtanın fiyatı 50 liraya dayanmış durumda. Üreticiler maliyetlere daha fazla dayanamıyoruz diyor. Yeniden artış zam talep ediyorlar. Tüketicinin de alternatif protein kaynağına ulaşması gerekiyor ama bu gidişle tabii nasıl olacak bilmiyoruz. Yumurtaya da yeni zam kapıda, onu da söyleyelim.
yumurta üreticisi dertli yani. Kazancı maliyetlerin altında kalıyor. Bir başka zam beklenen sektör, alan hazır giyim sektörü. İsterseniz bu konuyla ilgili haberimizi bir görelim. Çünkü burada önemli temsilciler, bu sektörün temsilcileri neler söylüyorlar bir bakalım. 2021'de %60 zamlanan etiketlerin bu yıl %80 zamlanması bekleniyor. Hem tekstil sektörü hem de müşteriler tabii dertli, şikayetçi. Kulak verelim. Bir tane tişörtle idare edeceğiz. Herhalde bütün yazı iki tişörtle çıkaracağız bu sene. Uzun uzun inceledi o tişörtü. Çünkü mağazadaki en uygun fiyata bulduğu nadir ürünlerden biri. Fiyatı 85 lira. Geçen sene 25 TL'ye aldığımız tişörtler bu sene 100 lira. Yani öyle bir enflasyon var ki sadece bakmakla kalıyorum bugün. Hesap yaptı. Tişörtü almaktan vazgeçti. Julia Mayvan gibi yaz için alışverişe çıkan tüketici fiyatları görünce şaşırıp kalıyor. Rengarenk tişörtler, etekler, şortlar, pantolonlar, giyim mağazaları kız sezonunu kapattı. Yaz sezonunu açtı ancak geçen seneye göre ürünler iki kat fazla fiyatla satışta. Rengarenk bin bir çeşit ürün. Hepsi yaz mevsiminin habercisi. Ancak tüketici o yazlık kıyafetler içinden bütçesine en uygununu bulmaya çalışıyor. Hatta mağaza mağaza geziyor. Yeşiller, pembeler gel al beni diyor ama şu an henüz bir şey alamadım. Ben geçen sene 150 TL'ye sattığım şeyi ben bu sene 300 hatta 400 liraya kadar satıyorum. Son bir yılda üretim maliyeti ikiye katlandı. Ham maddede yaşanan kriz, enerji ve işçilikteki artış bunun en önemli nedeni. Bu durum giyim piyasasında etiketlere %60 zam olarak yansımıştı. Sektör girdiği dar boğazdan çıkamadı. Yeni zamsa kapıda. Oran %80. Pamuk yok. Ülkede yani bir ürettiğimiz bir şey yok. Hep tüketim. Tüketim olduğu zaman da nasıl bir kazanç elde edebiliyoruz ki yani? Şu anda zaten çok yüksek ki. Yani daha onun üzerine ne kadar bir zam gelebilir? Yani küçük bir body bile normal. Şimdi yukarıdan geliyoruz mesela başka bir mağazaya baktık. 250 lira incecik şöyle ince bir body. Tüketici çareyi ihracat fazlası ürün satan mağazalarda aradı. Fakat indirimli ürünlerde bile daha önce yapılan zamların gölgesi var. Bisiklet yaka bu düz tişört bulunduğumuz bu mağazada 80 liradan alıcısını bekliyor. Ancak geçen yıl bu fiyat 40 liraydı. Sadece tişörtlerde değil bahar mevsimlerinin vazgeçilmezi olan kot ceketlerde de bir fiyat artışı mevcut. İndirimli fiyatı 350 lira olan bu kot ceket geçen yıl 230 liradan satılıyordu. Biz ihracat fazlası satıyoruz hanımefendi. Tişörtler bizde 20 liradan başlıyor. 60 liraya kadar tişörtler var. Geçen yıl biz 5 liraya sattığımız tişörtü bu yıl 25 liraya alamıyoruz. Hal böyle olunca giyim mağazalarının tek müşterisi turistler oldu. Aşırı derecede düşüş var. Alım derecesi de aşırı derecede yerlerde yani öyle söyleyeyim. Sadece yabancılar alabiliyor. Yani Türklerin hiçbiri gelip burada ürün alamıyor. Yani geldikleri zaman da böyle pazarlık üzerinden tartışıp alabiliyorlar. Evet, Ozan. Şimdi giyim kuşam lüks oldu. Almayıversinler diyen olabilir. Ne yapalım oradan da tasarruf edelim diyen olabilir. Zaten giyim kuşamdan tasarruf ediyor vatandaş. Ama bu aralar çok akut bir kriz var. Sürekli de bu krizi dile getirmeye çalışıyorlar. Kimler? Özel sektör öğretmenler. Özel sektör öğretmenlerinin bir sorunu bu. Çok ciddi sorunları var ama bir sorunu da bu. Yaklaşık 4500-5000 lira arasında maaş alıyorlar bunlar. Bak. Ağzımdan çıkanı doğru telaffuz edeyim. Bugün bir özel okul öğretmeni, kolej öğretmeni, matematik öğretmeni, sınıf öğretmeni aldığı maaş 5000 lira. 5000 lira alıyorsa iyi hatta. Özellikle buralardaki kadın öğretmenlerin giyim kuşamı da son derece önemli oluyor. Neden? Çünkü sürekli temiz, sürekli velilerle temas kuracak vesaire. En büyük sorunları bunların. Giyim kuşam masrafları. Hepsiyle konuştuğum zaman ilk söyledikleri şeylerden bir tanesi bu giyim kuşam paraları oluyor. Bazıları yani hayatımızın bir kısmında buradan tasarruf edemiyoruz. %80 dedik Ozan. %80 yani zaten 200-250 liranın altında bir ürün, pantolon, gömlek neyse bulmakta zorlanıyoruz. Neden %80? Ne oldu da %80 zam kapıda diyoruz? Yani ne oldu derken hani tekstil sektörü açısından bütün bu yaşananların maliyete baktığımızda maliyet tarafına ne görüyoruz? Aslında burada Mahve İlmez'in de bu enflasyonla ilgili yazısı çok güzel. Burada hem maliyet var. Evet. Hem artı ama bir de talep de var. Talep hem iç talepten hem dış talepten. Bir ihraç ediyoruz. Diyor ki üretici ya ben bu ürünü Mahmutpaşa'da satacağıma
Mahmut Paşa'da sattığımın 4 katına Rusya'ya satarım, Avrupa'ya satarım. Dolayısıyla ihracat fiyatı artınca